Bize polinomları birbirine bölünüz diyorlar. Cevabımızı ise px'in bir polinom, k'nın ise bir tam sayı olduğu bir polinom ya da bir polinom artı bir tam sayı bölü x artı 2 olarak ifade etmemiz gerekiyormuş. Bu Khan Akademi alıştırmalarından aldığım bir ekran görüntüsü. Eğer Khan Akademi alıştırma ekranında olsaydık cevabımızı bu kutuya yazabilirdik ama ekran görüntüsü aldığım için cevabı buraya ben yazacağım. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurup soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyebilirsiniz. Gelin bir de birlikte yapalım. 3x küp artı 4x kare eksi 3x artı 7'yi x artı 2'ye bölmeye çalışıyoruz değil mi? İşe derecesi en büyük olan terimlerle başlamamız gerekiyor. 3x üzeri 3'te x kaç defa var? Soru bu. 3x kare öyle değil mi? Bunu x kareli terimlerin olduğu yere yazmam lazım. Evet, 3x kare. 3x kare çarpı 2, 6x kare eder. 3x kare çarpı x ise 3x küp. Uzun bölmeyi gerçekten çok seviyorum, beni dinlendiriyor. Şimdi bunları bunlardan çıkarmamız lazım. Bunlar birbirini götürecek ve geriye bir bakalım. 4x kare eksi 6x kareden evet eksi 2x kare kalacak. Ve Eksi 3x'i aşağı indiriyorum. Sıradaki soru, eksi 2x karede x kaç defa var? Evet, eksi 2x defa. Bunu da buraya yazmam lazım. Eksi 2x çarpı 2, eksi 4x eder ve eksi 2x çarpı x de eksi 2x kare. Şimdi yine bundan bunu çıkarmamız gerekiyor. Bunu ifadeyi bu şekilde parantez içine alıp önüne bir eksi işareti koyarak da yapabiliriz ya da az önce de yaptığım gibi bunların ikisini de eksi 1 ile çarpıp işaretleri değiştirebiliriz ve sonra toplarız. Sonuç olarak ikisi de pozitif olur x kareli terimler birbirini götürür ve eksi 3x artı 4 xten de x elde ederiz. Ve şimdi de 7'yi aşağı indiriyorum. Yeni soru ise şu, x'te x kaç defa vardır? Bir defa, öyle değil mi? Yeni bir renk bulayım, evet, x'te x bir defa vardır. Bunu da sabitlerin sütununa yazalım. 1 çarpı 2, 2, 1 çarpı x de x eder. Çıkaralım x'ler birbirini götürünce geriye 7 eksi 2'den 5 kalır. Böylece bölmenin sonucunu da Sanırım bu arada kocaman bir alkışı hak ettik. Evet, 3x kare eksi 2x artı 1 artı kalan yani 5 bölü x artı 2 olarak yazabiliriz. Sonucu bu şekilde yazdığımızda bölmenin tam cevabını bulmak için 5'i x artı 2'ye bölmeye devam etmemiz gerektiğini anlarız. Şimdi bu iki ifadenin eşdeğer ifadeler olmaları için x'in eksi 2'ye eşit olmaması gerektiği notunu da düşmemiz gerekiyor. Neden diyecek olursanız, x eksi 2'ye eşit olursa paydada 0 elde ederiz ve bu ifade tanımsız olur. Evet, alıştırmanın cevabı bu. Etrafını da çiziyorum. Bu arada bu cevabı buraya klavye kullanarak yazmak bence hiç de kolay olmayacaktı. Yine de bence bunu bir denemelisiniz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz.